Yani bu travma olarak da kalabilir. Bunlar güzel örnekler. Mesela şöyle bir örnek aklıma geliyor. Daha çok üniversite öğrencilerinde toplum önünde konuşamama, bir sunum yapacaklarsa bunda büyük kaygı hissediyorlar. İşte kızarıyorlar, bozarıyorlar, titriyorlar. Bu yüzden de sunuma çıkamıyorlar ve o dersten kalabiliyorlar. Genel olarak baktığımızda öykülerinde hep şey var. İşte ilkokulda sınıfın ortasında öğretmen bir şekilde ödevini yapmadığı için işte aşağıladı. Genel olarak bu hikaye ortaya çıkıyor. Şimdi belki o anda bu o kadar istismar gibi gelmeyebilir söylenenler nedir? Çünkü öğretmen hani bir daha yapsın ödevini şeklinde bu yöntemi tercih etmiştir. Ama bak hani üniversite yaşamına kadar, yetişkinlik yaşamına ne kadar etkiliyor? Ya da başka bir şey, mesela cinsel istismarda ne aranır? Her zaman için fiziksel bir bulgu bakar. Doktorlar bakması gerekir. Ondan sonra mahkemeye işgal eder. Ama günümüzde artık dokunmak, yani bir çocuğa cinsel uyaran olarak dokunmak bile yani bir istismar çeşididir. Bir vakada şöyle bir şey vardı. Kadın sokağa çıktığında her seferinde tuvalete gidiyordu. Ve artık o kadar bundan yakınıyordu ki sokağa çıkmak istemiyordu. Kadının geçmiş öyküsüne baktığımızda işte ilkokul döneminde gece akşam vakti yolda yürürken adamın birisi vajinasına dokunuyor. Böyle bir öykü var. Ve ondan sonra bakın yetişkinlik yaşamında nasıl etkisi ediyor. En belirgin olay ve bu bir travma olarak kalıyor. Yani o zaman şöyle bir genelleme yapılabilir mi? Yani bazıları için travmatik olan bir olay aslında diğerleri için çok da travmatik olmayabilir. Yani bu kafamda yarattığım, yani düşlem düzeyinde oluşturduğumla gerçek yaşantı birbirinin üzerine çarpışıp örtüşüyorsa, o zaman bu beni etkileyecek bir olay haline gelebilecek. Yani hepimiz birçok travma yaşıyoruz. Herkes aynı boyutta etkilenmiyor. Yaşamak hoşlanmadıklarımızı ne yapıyoruz? Bilinç dışına itiyoruz zaten. Ama belli bir dönem, benzer bir olay ya da bunu anımsatan bir şey ortaya çıktığında bu işte bilinç dışındaki olay gün yüzüne çıkıyor ama tam olarak çıkmıyor. Semptomlar şeklinde. Mesela sokağa çıkmama ya da ne bileyim toplum önünde Konuşamama konuşamama gibi gibi. hasarları var. Hani o yüzden de tamam yani dokunmuş çok büyük zarar görmemiş o yüzden diyemiyoruz. Yani bu bir travmadır. Yaşamın hangi alanında çıkacak onu O belirleyemeyiz. belirli değil. Mesela kafaya vurma da yine benzer bir vakada irdelendiğinde öyküsüne bakıldığında ilkokulda işte öğretmenin kafasına vurması ya da annesinin işte matematik öğretirken kafasına vurması iyi hatırlıyor. Bu da demek ki yani travma yaratmış kişide. Evet. Peki bazı aileler genelde bize gelip şeyi söylüyor. Aslında vurmak yani böyle işte eline ya da poposuna bir tokat atmak zararsızdır.